Evet, günün ilginç haberlerinden biri buydu. Cannes Film Festivali'nde son yılların en sert politik sanat tartışması yaşanıyor. Festivale Melankoli filmiyle katılan ünlü yönetmen Lars von Trier, Hitler'i anladığını, hatta sempati duyduğunu söyledi. Yahudileri çok sevmiyorum çünkü İsrail dert dedi ve deyince de kriz çıktı. Von Trier daha sonra özür dilemeye çalıştıysa da festival organizatörleri ünlü yönetmeni istenmeyen kişi ilan etti. Filmini de yarışma dışı bıraktı. Yaşananları izleyelim, sonra kana bağlanıp sonrasında neler olduğunu öğreneceğiz. I really wanted to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi. What can I say? I understand Hitler. But come on, I'm not for the Second World War, and I'm not against Jews. Susanne Bier is. No, not even Susanne Bier. That was also a joke. I am, of course, very much for Jews. No, not too much, because Israel is a pain in the ass. But still, how can I get out of this sentence? Danimarkalı ünlü yönetmen Lars von Trier'e sözlerini toparlayamadı belki ama sözleri nedeniyle Melankoli filmiyle katıldığı Cannes Film Festivali'nde büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine geri adım attı, özür diledi ama bu da yetmedi. Festival organizatörleri Danimarkalı yönetmeni festivalde istenmeyen kişi ilan etti. Yapılan açıklamada Trier'in sözlerinin üzüntü yarattığı ve kabul edilemez olduğu vurgulandı. Trier'in yönetmenliğini yaptığı Melankoli adlı filminin ise yarışmadan çıkarılmadığı kaydedildi. Trier'in 2000 yılında yönetmenliğini yaptığı Dancer in the Dark, Karanlıkta Dans filmi festivalde Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı. Pazar günü yapılacak ödül töreniyle son bulacak olan Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan da Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle Altın Palmiye için yarışıyor. Lars von Trier Cannes'dan adeta atıldı. Peki von Trier favori miydi? Yarışma dışı kalması diğer filmlerin şansını artırdı mı? Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın şansı nasıl ve tabii sonrasında neler oldu? Bu soruları şu anda Cannes'da olan sinema yazarı Atilla Dorsay'a soracağız. Atilla Dorsay, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, sevgili Can. Siz yıllardır Cannes Film Festivali'ni izliyorsunuz. Bu daha önce yaşanmış bir şey mi yoksa çok sıra dışı bir olayla mı karşı karşıyayız? Yani her yıl farklı şeyler yaşanıyor ama ben talihli bir adamım. Olay neredeyse ben de orada oluyorum tesadüfen. Evet. Bütün basın toplantılarına gitmiyorum ama dün bu filminkine elbette gitmek istedim. Önemli bir yönetmen, çok sevdiğimiz bir film. Ve gerçekten de hala bile Altın Palmiye'de şansı olabilecek 3-5 filmden biri. Ve orada böyle dalgın bir biçimde basın konferansını izlerken çok önemli bir şey söylenmiyordu. Birdenbire irkildim, adeta yerimden sıçramaya başladım. Çünkü adam işte Hitler'de sonuç olarak masasında oturan, iyi veya bazen kötü kararlar veren sıradan bir insandı. Ya da işte ben kendimi uzun yıllar Yahudi sandım. Ama daha sonra Alman kökenlerini ve üstelik ailemde Naziler olduğunu öğrendim. Ve daha da inceleyince Nazilerin yarattığı kültüre, sanata bakışlarına bayağı ben de katıldığımı hissettim. Mimaride çok muhteşem şeyler yaptılar. O Nazi mimarisi eserleri her yerde duruyor. Gayet iyi bir mimaridir. Onların hayran olduğu Wagner, benim de hayran olduğum ve bu filmde müziğini kullandığım bir sanatçıdır. Falan filan gibi laflar etmeye başladı. Biraz ileri gittiğini anladı ve demin siz de dinlettiniz İngilizcesini. Birden geri adım attı. Yani tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nda olup bitenlere karşıyım. Yahudi soykırımına elbette karşıyım falan dedi ama yani bir sanatçının bunları söylemek zorunda kalması bile aslında ne kadar yanlış bir iş yaptığının göstergesi. Neden yaptı sizce Atilla Dorsay? Neden böyle bir çıkış yapma ihtiyacı duydu? Hiç bilmiyorum. Bir bunalım içindeydi herhalde. Belki de öyle bir an geldi ki gerçek kimliğini, gerçek ruhunun derinliklerinde çöreklenmiş olan bazı şeyleri. Çünkü çok neşeliydi. Müthiş keyifli geçiyordu basın toplantısı. İşte filmden herkes memnun, övülüyor, espriler yapıyor. Kirsten Dunst ve Charlotte Gainsbourg'un arasında. Çok kendinden emin, çok mutluydu. Yani bu biraz da bana hiç ilgisi yok ama bu IMF başkanının başına girenleri hatırlatıyor. İnsanlar galiba tam zirvede, kendilerinden çok emin, güçlü, iktidarlarının zirvesinde kendilerini hissettikleri zaman kaçılmaz biçimde hatalar işlemeye başlıyorlar. Bu tür bir hataydı. Yani ondan sonra düzeltmeye çalıştı, özür diledi. Ama bu
bunlar artık onun isminin etrafında oluşan bu şüphe bulutunu tabii asla gideremeyecek. Nasıl yankılandı orada? Yani bir şok etkisi yarattı herhalde ve yarışma dışı bıraktılar. Şimdi aslında ben dün bunu gazeteye bildirirken olayın bu kadar büyüyeceğini hiç sanmıyordum. Yani çok yankılanmadı da, çünkü biz burada filmlere koşmaktan zaten medyayı falan da izleyemiyoruz. Ancak ertesi sabah, yani bu sabah itibariyle gazetelerdeki yayılım akışını görünce ve de festivalin resmi biçimde onu mahkum edip istenmeyen adam ilan ettiğini görünce olayın bu boyutlara ulaştığını ben de ancak fark ettim. Ve iyi oldu, bugün Avrupa'da, bütün dünyada aydın olmayı bırakın, insan olmanın koşullarından biri İkinci Dünya suçlarını, o büyük soykırımı lanetlemek, mahkum etmek, yani bunun tartışması bile olmaz. Lars von Trier'in kıvamına, düzeyine gelmiş bir sanatçının neredeyse onu bile hoş gören de en azından Nazileri bazı yanlarıyla bile olsa yücelten bir konuşma yapması çok anlamsız bir şeydi. Ama ben Türkiye'den arayanlara da söyledim, asla dedim filmi festivalden çıkarmazlar. Çünkü bu fikirler filmde yok. Yani filmin ortaya attığı şeyler değil bunlar. Ancak öyle olsaydı filmin yarışmadan çekilmesi falan söz konusu olabilirdi. Kişisel bir kınama olur ama film yarışmada kalır dedim. Nitekim akşama doğru belli oldu ki aynen öyle. Filme dokunmuyorlar ama adamı protesto ediyorlar. Gayet iyi yaptılar tabii. Peki bizi son olarak Nuri Bilge Ceylan'ın şansını sorayım sizi bulmuşken. Nasıl görünüyor? Muamma. Film hakkında kimse bir şey bilmiyor. Kendisi de konuşmuyor. Şu ana kadar filmi görmüş olan hiç kimse yok medyadan. Ama beğendi ki festival aldı. Üstelik son günü gösterilmesinin bence özel bir anlamı da var. Yani adeta yarışmayı onunla kapatıyorlar. Cumartesi günü daha çok sinemaya gidilen bir gün. Yani halktan, gerçi gazetecilerin bir kısmı ayrılıyor ama buradaki halktan hafta sonu gelenler çok oluyor. Kana, Fransa'nın her yanından. Daha büyük bir seyirciye ulaşacak o açıdan. Dolayısıyla ben filmin şansının, hele şimdi Lars von Trier etrafında uyanan kuşkudan sonra, çünkü Amerikalı jüri üyelerinin, ki başkan da Amerikalı, Lars von Trier'e ödül vermesi mümkün değil. Amerika'daki o büyük Yahudi baskısı onları öyle ürkütecek ki sanıyorum filmin yanında bile yaklaşmayacaklar. Bu da tabii filmlerden birini hemen hemen yarışmadan elemiş oluyor ve bizim filmin şansını arttırıyor. Ama dediğim gibi film kapalı kutu. İnşallah birlikte görüşürüz. İnşallah diyelim. Çok teşekkürler Atilla Dorsay katıldığınız için. Biz de sağ buradan... Sağ olun Dündar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Biz de Nuri Bilge Ceylan'a başarılar dileyelim. İyi bir haber beklediğimizi söyleyelim ve Avrupa'dan, Fransa'dan, Amerika